Herkese öncelikle selam ve sevgilerimizi yolluyoruz. Sizleri çok güzel bir yayla eviyle buluşturacağım. Benim de bir yıldan beri aklımda olan güzel bir düşünceydi. Sağ olsun Şenol abimiz bize müsaade etti. Şenol abimizin Yaylacık'taki evinde şöyle oturacağız. Bu eski yayla evleriyle alakalı ben küçüklüğümde yaşadığım için biliyorum. Sizlere de o duyguları yansıtmaya çalışacağız. Şu an Acısu mahallemizin Balıklı yaylamıza çıkmadan aşağıda hemen Yaylacık dediğimiz yayladayız. Şenol abimizin evi. En güzeli şurada. Şunları görmeden gitmeyelim. Belizciğim şöyle bir göster. Armut ağacına bakın. Altı dolu, birazdan inşallah evin içinden beri oraya doğru geleceğiz. Şimdi evin oraya doğru geçelim. Bu arada kameraman bugün Melih kuzenim. Sağ olsun bizlere yardımcı oluyor. Şu an kendimi ormandan, bağdan, bahçeden eve geliyormuş gibi hissediyorum. Tam öğlen vakti. 12 Ekim 2024. O kadar güzel ki ya. Şu güzelliğe bakın. Evin ahır kısmı biraz perde beton dökülerek tadilat görmüş. Çok güzel. Evin orijinal penceresi. Genelde evlerin kapılarında biz huni derdik ona. Suyun aktığı, sürekli aktığı ahşaptan, kızıl ağaçtan yapılan, böyle oyma usulüyle yapılan ne deriz bana? Depoya huni diyoruz. Evet. Melih'ciğim böyle göster. Gel buraya doğru gel. Bakın yayla evlerinin orijinal anahtarı. Bunun aslında köylerdeki ismi Karadağ anahtarı diye geçiyor. Bu birazcık küçük ama yine orijinal bir anahtar. Kaç yıllık olduğunu bilmiyorum ama muhtemelen herhalde bir 100 senelik vardır. Çünkü nesilden nesile devrederek geldiği belli. Şuraya baksana. Kim bilir bunu kimden emlemişti. Şöyle yaklaş şimdi. Bak bunu açma tekniği takıyorsunuz. Eğer sürekli açılan bir evse daha açıl. Eğer açılmayan bir ev değilse kolun kuvvetli olması lazım. Ses nasıl? Şurayı da açmamız lazım. Bak çift kilit sistemi var burada. Hay bismillah. Evet, evin içini Şenol abi yapmış. Çok güzel ama badama duruyor. Melih buraya gel. Kapıyı örtme. Bak buradaki kilit sistemini görüyor musun? Bak bak, mekanizmaya bak. Karak diyoruz ona bir nevi. Evet, kapıyı açıyoruz. Şu kapının açılırken çıkardığı sesi bir daha alalım. Evet. Kapıya doğru çıkalım. İnce armut dolu burası ya. Şu bakın, damlama usulü olgunlaşan düşüyor. Özür dileyerek bir tane yemek istiyorum. Böyle bir güzellik yok ya. Şu renge bakın ya. Küçük bir de. Çok güzel. Çok eski bir ağaç. Belli oluyor zaten. Bak şu alt dallarında bile bayağı var. Evet. Buranın manzarası o kadar güzel ki akşamları buradan
köy, aşağı köyler, arkadaki köyler. Yani bayağı güzel manzarası var. Issız kaldı kapılar, çıkmaz anamın sesi. Ay, tutmaz seni dizlerin, çıksan yüksek dağlara. Kaç sene dur gitmedin, ey anam yaylalara, ey nenem yaylalara. Aynen gördüğünüz yaylı evi. Şöyle tavanları gösterelim beni. Bakın burada kara ateş yandığı için, bu kara ateşin isi bütün ağaçları simsiyah yaptı ve şu gördüğümüz bütün ağaçlar ne diyelim, bu eski hızarlarla elde. Hepsi büyük zaman harcanarak biçildi. Bak şu eski kanat yanıkları görüyor musunuz? Bunlar da ne insanlar, çaylar işte. Birçok eşya var burada. Şu karşı taraf normalde karadaş duvarı oluyordu ama tamirat gördüğü için o şekilde yapıldı. Evin hemen sofrası burada. Orijinal. Bakın bu sofra konuşuyor. Bizim konuşmamıza inan gerek yok. Çok güzel. Şu sonradan yapılan dolap, onu belli oluyor. Çakılmış ama. Bakın muhtemelen epey bir uzun püşkü deriz buna. El desteresi. Aynı olduğu gibi duruyor. Evet. Oralara girmiyorum. Şenol abimize teşekkür ediyoruz buradan tekrardan. Böyle bir imkanımıza sağladığı için. Şimdi kapıyı kilitleyelim. Az önceki sistemi yerine vuruyoruz. İttiğimiz zaman burası kilitlenmiş oluyor. Şimdi böyle
dışarı doğru çıkalım. Hadi bismillah.